Dinle dinle, şunu dinle, bak bak bak. Yeni evli çift Ferit Aslan ve eşi Nazlı Aslan sağlık sorunları nedeniyle balayına gitmekten vazgeçtiler. Vay. Boğaz sırtlarındaki villalarına yerleşen çift balayını burada geçirecekler. Allah'ım ya. Yemin ederim var ya, Ferit Aslan tam kendisi gibi işkolik birini bulmuş. Aşkım, balayına gitmesek olur mu? Gitmeyeyim aşkım, gönlüm gitmeyeyim aşkım. Merhaba. Hoppa. Hoş geldin. Bu ne sürpriz ya? Deniz Bey, hangi rüzgar attı sizi buraya? Söyleyip duruyorum ya. Bu şirkette artık ben de varım. Ben senin yönetim kurulu toplantılarına daha çok gelmeni isterim. Yani sırf Ferit Aslan'ın bize inat olsun diye aldığı kararlara hayır diyebilmek için. Yalnız ben şirkette sadece yönetim kurulu toplantılarında el kaldırıp sonra giden ortaklardan olmak istemiyorum. Düzenli bir görevim olsun istiyorum. Senin gibi. Harika. Bu senin en doğal hakkın Deniz'ciğim. Bizim de sana anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak buydu zaten. Ama yani finans müdürlüğü ya da proje bilmem neciliği falan yapacak değilim. Ha. İletişim faaliyetleriyle ilgilenmek istiyorum. Oo. Demet Hanım, birilerinin sizin yerinizde gözü var sanırım. Aşk olsun. Kültür sanat birimiyle ilgilenmek istiyorum. Kültür sanata daha fazla destek olmalıyız, daha fazla yatırım yapmalıyız. Tam senlik. Deniz'ciğim, beni yanlış anlama, bir şey söylemek zorundayım sana. Geçenlerde ablanla beraber seninle konuştuk ve sana bir şey önerdik. Ve sen de kabul etmedin. Eğer kabul etmiş olsaydın, şu anda bu sunduğun projenin küçük ayrıntılarını konuşuyor olabilirdik. Ama gel gelelim, Ferit Aslan yapmış olduğu aşk evliliği sayesinde Bulut'u bizden alacak, ablanla beni şirketin kapısının önüne koyacak ve sen bu gibi şeylerin ayrıntılarını artık ablanla değil, Ferit Aslan'la konuşursun. Nasıl? Tamam, tamam. Yani şu an ortada hiçbir şey yok. O yüzden biz işimize bakalım. Peki, tamam. Biz işimize bakalım. Madem öyle, şöyle bir önerim var. Ben öyle sanat sepet işlerinden çok anlamıyorum ama şöyle sıkı bir grup çağırsak, ana sponsoru biz olsak, ha? Ortalık yıkılır. Benim aklımda bir şeyler var Hakan. Merak etme. Bu işlerden anlayan sensin. Tamamdır. Evet, Deniz'ciğim. Şirketin bu yılki tanıtım faaliyetlerini ve yaptığı sponsorlukların bir dosyaya toparlatacağım. Sen şimdilik bunları incele. Sonrasında beraber ne yaparız, ne ederiz onu konuşuruz zaten. Tamam. Bunların arasında da ilgilenmeye devam etmemiz gereken işler vardır. Elbette ki. Buyurun bakalım Hakan Bey. Bulut'un vesayetini almak için eşimle birlikte yaptığımız başvuru. Çok yakında yeniden mahkemede karşı karşıya geleceğiz. İyiymiş. Tamam. Ben ve eşim açısından bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Neticede Bulut bizim yanımızda gayet iyi. Keyfi yerinde. Yediği önünde, yemediği arkasında. Yani ben mutluyum, Bulut mutlu, eşim mutlu. Mahkemenin gayet doğru bir karar alacağına eminim ben. Onu göreceğiz. Teşekkür ederim Deniz. Nazlı'yı kapalı kaldığı bu zanneden kurtardığın için. Ama keşke bana da haber verseydin. Eğer karıma ya da bana yanlış yapmaya kalkan olursa elini kırarım. Pişman ederim. Bu buzhane mevzusu nedir acaba? Nazlı'nın başından geçen ufak bir kaza. Sonuçları çok kötü olacaktı ama engelledik. Geçmiş olsun. Da ne olmuş, nasıl olmuş? Kimin nesi bir hukukatı, bir sabıkası falan var mı öğrenelim? İşinize karışmak gibi olmasın Ferit Bey ama bu araştırma işini Tahir'e mi bıraksak acaba? Onunla da konuşacağım ama Tahir şu an bir iş üzerinde. Şirkete gelip gidemez zaten. Tamam. O zaman ben Balıkçı Selam ve çalışanlarını soruşturuyorum. Çevredeki yerleri de bir araştırın. Ben gelirken balıkhaneye uğradım. Etrafta pek kimse yok ama siz yine de araştırın.
Maalesef tesiste güvenlik kameraları çalışmıyormuş. Tamam Feyz Bey. O işler bende. Siz merak etmeyin. Müsaadenizle. Ferit. Sen bu işin kaza olmadığına emin misin? Emin değilim. Ama her ne olduysa kesin olarak bilmek istiyorum. Böyle belirsiz kalmamalı. Bu işin arkasından bir komplo çıkarsa onu planlayanı mutlaka bulmalıyım. Evet. Konuşalım mı? Ben şu işleri halledeyim, konuşuruz sonra. Yemin ediyorum var ya. Bak yemin ediyorum. Bir gün bu Ferit Aslan benim çok pis elimde kalacak ya. Yok benim karıma böyle de yok elini kırarım da yok. Demet bir şey anlatıyorum. Ne oldu kızım? Hayda. Çocuğu almak için dava açtığını öğrenince moralim mi bozuldu? Ya sen ne bakıyorsun Ferit'e ya? Oyuncaklarıyla oynuyor o ya. Sen ona takılma. Üzme canını. Demet. Sana diyorum kızım, duymuyor musun beni? Boş versene. Nazlı'yı buzhaneye ben kapattım. Ne? Ne dedin? Ne yaptın? Evet. Dün peşine takıldım. Yani tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Ama nikah gitmeden son bir kez belki konuşup ikna ederim diye düşünmüştüm. İşte sonra Nazlı buzhaneye gitti. Ben de peşinden gittim tabii. Yalnızdı. Yanında kimse yoktu. Yani ben de etrafında kimsenin olmadığını görünce bir anlık hırsla herhalde kapıyı çektim, kapattım. Vay! Etrafta kimse yoktu, yalnızdı. Muazzam bir plan ya, muazzam bir plan ya. Sen delirdin mi kadın? Kızın başına daha kötü bir şey gelse, ölse kalsa orada ne olacak? Demet, biz bu şirkette küçücük bir adım atmak için bile 40 tane plan yapıyoruz kızım. Sen delirdin mi? İşin kötüsü, herkes bu işin kaza olduğuna inanmıştı. Fakat Ferit bu işin peşine düştü, araştırıyorlarmış ve ben son derece endişeliyim şu an Hakan. Tamam. Tamam, bir sakinleşelim, tamam mı? Öncelikle şunu yapacağız. Sen bu sahne midir, ne zıkkımsa? Oranın adresini bana söylüyorsun. Ben bir baktırayım, sordurayım, tamam mı? Herhangi bir şey var mı? Bu saate kadar gelmediklerine göre kamera kaydı falan yok. Yoksa şimdiye çoktan kapıya dayanmışlardı. O yüzden sakin ol, halledeceğim ben. Tamam mı? Tamam mı? Anladın? Tamam sevgilim. Bunu daha önce bilmem gerekmez miydi sence Deniz? Nazlı benim karım. Nazlı kimseye söylememi rica etti, ben de söylemedim. Yani bana değil, ona sorman gerekiyor. Neden geç öğrendiğini. Bu bir yarış değil Deniz. Hiç düşündün mü acaba bu iş bir kaza değilse gerçeği öğrenmek için çok geç kalmış olabiliriz diye? Nazlı da ben de kaza olduğunu düşünmedik çünkü ortada kaza olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Her aksiliğin altında bir komplo aradığın için sana öyle geliyordur belki. Evet öyle yapıyorum. Nazlı'ya söylediğin kadar değer verseydin onun hayatı üzerine kumar oynamazdın. Emin olmadan karar vermezdin. Ben öyle yapıyorum. Emin olmaya çalışıyorum. Haklısın. Bu bir yarış değil Ferit.
gelin bakalım dosyalar. Bugüne kadar neler yapılmış bir gözden geçirelim. Hayır, Hakan'la ilgili bir gelişme var mı? Şu an için yok Ferit Bey. Temkinli ilerliyorlar. Beni de şimdilik tamirci gibi kullanıyorlar. Hakan'ın pis işlerini bir an önce ortaya dökmeliyiz. Ne yapet daha da içlerine girmenin bir yolu. Fazla hevesli görünüp dikkat de çekmeyeyim diyorum ama. Kesinlikle karda yürü izini belletme tabii ki. Bir de Tahir, Hakan'ın ve Bekir'in yanındayken kulağın açık olsun. Eğer bir buzhane meselesi konuşulursa dikkatle dinle.